Meran Belediyesi tarafından sahibi Ata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Suriç 3 Çarşısı lansman programı gerçekleştirildi. Tanıtım programı Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un konuşmasıyla başladı. Bölge doğal alanların çoğaltıldığı, yatay mimariye uygun yapıların inşa edilmesiyle yepyeni bir kimliğe kavuştu. İşte bu proje tüm bu yönleriyle sadece bir kentsel dönüşüm projesi değil, şehrimizin ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin izlerini ve kültür varlıklarını gelecek nesillere aktaracak, şehrin yüzünü yenileyecek, misafirleri kendine hayran bırakacak, yaşayanların hayatlarına renk katacak bir projedir. Başkan Kavuş yapılan son çalışmalarla birlikte tarihinde gün yüzüne çıkacağını söyledi. İçerisinde 158 adet dükkan ve 149 adet ofis barındırmaktadır. Yine alanın içinde tarihi bir hamam kalıntısıyla beraber Türkiye'de eşine az rastlanır bir çinili fırın var. Larende etabı dediğimiz etap Konya Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda 42.200 metrekarelik alanda park ve rekreasyon alanı ilan etmiş, arkasından da inşallah Larende kapısıyla birlikte tarih orada bulunduğu yerde gün yüzüne çıkmış olacak. Proje Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan bölgeyi yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde kentsel yenileme alanlarımız, rezerv alanlarımız bir bir hayata geçiyor ve hakikaten Konya'mız gelişiyor, güzelleşiyor, değişiyor. Geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Tarihi turistik mekanların ortaya çıkması ve hem turizme hem şehir hayatına kazandırılması için. Suriç 3 Çarşısı'nın 20.000 metrekarelik alan üzerine kurulu ikinci etabı 126 dükkan ve 64 ofis barındırıyor. Larende Caddesi'nin Konya'mıza tarihin korunmasıyla ilgili Meran hemşehrilerimizin nasıl yaşanır, nasıl tarihin korunmasını gösterir bir şekilde bugün güzel bir proje yapmış. Ben emeğinden dolayı başta Meran Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına huzurlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konya'nın merkezde burası olan bir yerde bu güzel bir proje ve külfeti de ağır olan bir proje. Kazdığınız yerde nelerin çıktığını kestiremiyorsunuz. Bir taraftan da tarihi koruyorsunuz. Ve etaplar halinde de şehri geleceğe taşımak için büyük bir çaba. Mevlana Türbesi önünden başlayıp Bedesten ve Suriç 3 Çarşısı ile devam eden alan, Türkiye'nin kültür, tarih, ticaret ve inanç turizminin önemli lokasyonlarından biri olacak. İnşallah tamamlandığında surun bir kısmını da yapabildiğimiz, Suriç 3 Çarşısı'nın daha anlamlı hale geleceği bir yapıyı da ortaya koymaya çalışıyoruz. Aslında bunların tamamı ismine Darülmük adını verdiğimiz büyük bir puzzle'ın parçaları. Çarşı aynı zamanda Konya ticaretine yeni bir soluk, turizmine yeni bir hareket getirecek. İnsanlık tarihinin, değişik medeniyetlerin şehrimizdeki iz düşümü nedir? Bunların Konya medeniyetinin şekillenmesindeki aktörleri, öncüleri, alimleri, arifleri ve oluşturmuş olduğu eserler nelerdir? Bu proje aynı zamanda onu gösteriyor. Bu yönüyle de Mustafa Bey kardeşimize hasreten teşekkür ederiz. Konuşmaların ardından Suriç 3 Çarşısı Konya protokolü tarafından gezildi.